Aşağıdaki de çok güzel. Köpek balığı. Evet, çok korkunç. Benim. Çok korkuyorsan elimi tut. Niye tutuyorum ya senin elini? Çok korktum dedim. Sinemada değiliz bir kere, akvaryumdayız. Hem o kadar da korkmadım. Hı. Bu ne bizim kız oğlum? Havalara bak şuna. Oğlum ne yapacağız? Bu kız benden hoşlanmıyor. Ben o kadar yakışıklı değilim galiba ya. Saçmalama oğlum. Kıvanç Tatlıtuğ gibi tip var lan sende. Kız milleti bu naza çekiyor kendini işte. Ama biz aynen devam. Şuna bak, ne tatlı. Evet, çok tatlı. O zaman elini tutayım mı? O niye ya? Çok sevimli dedin. Hasta mısın ya sen? Düş yakandan. Oğlum, oğlum neredesin sen ya? Yok, baba alt tarafı bir gün görüşmedik ya. Kemiklerimi kıracaksın sanki. Kırsa yeridir. Sen niye evden kaçıp buraya geliyorsun ha? Ne kaçması Ayşegül abla ya? Oğlum neden aradı? Sinan yok dedi. Aklım çıkıyordu benim, anlamıyor musun? Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Akvaryuma mı gelmek istiyorsun? Niye söylemiyorsun bana? Ben getiririm seni ya. Ya baba, ben evden kaçmadım ki. Hatta dedem yolcu etti beni. Emin misin? Evet, eminim. Hatta seni arayacaktım. Ama telefonun şarjı bitmiş. Emin misin bak? Eminim. Ünsal Bey. Hoş geldiniz Bahri Bey. Nasılsınız? Beni niye buraya çağırdığınızı öğrenirsem daha iyi olacak. Şu damadım hakkında konuşacaktım. Hala uğraşıyor musun çocukla? Rahat dursa uğraşmayacağım da rahat durmuyor serseri. Ne istiyorsun? Ha? Torun meselesi mi? Yok. Bu seferki benimle ilgili değil. Sizinle alakalı. Neymiş benimle alakası? Kızınız. Yok, açmıyor telefonu. Poyraz. Bu adam yine bir şeylerin peşinde galiba. Hadi bakalım ya. Anlarız neyin peşinde olduğunu. Allah Allah. Ne yapmaya çalışıyor acaba? Var bunun elbet bir planı. Çıkar kokusu yakında ortaya. Bu Poyraz var ya, tıpkı canlı bomba gibi. Onu bir yere koyarsın, bir süre sonra patlar. Geride sadece enkaz kalır. Kapanmayan yaralar kalır. Lafı fazla dolandırdın Ünsal. Bu adam benim hayatımı mahvetti, kızımın hayatını mahvetti.
Şimdi sıra sende Bahri Umman. Çok merak ediyorsan beklersin ve görürsün. Hadi bana müsaade. Bahri'nin bu küçük oyunu bize tam 4 milyon dolar ve elimizdeki her şeye mal oldu. Ama benim pes etmeye niyetim yok. Bugün yeni bir fon buldum. Para yatırmaya razılar. Hatta yaklaşık 2 milyonluk bir avans almayı da başardım. Ben artık pek emin değilim. Bu işin sonu kötü olacak gibi. İşte ben o konuyu konuşmak istiyorum sizinle. Bahri yolumuza taş koymaya devam edecek. Korkanlar çekilmekte her zaman serbest. Zafer, ne öneriyorsun? Önerin ne? Onu söyle. Bu işi kökünden halletmeyi teklif ediyorum. Bahri'den sonsuza dek kurtulmayı. Buranın çıkışı neredeydi ya? Bu taraftaydı galiba. Of of of, bak ne var burada? Ne var burada? Bak saklanmış, görüyor musun? Kuma girmiş. Aa, ne bunlar? Bu mavi kanlı Atnalı yengeci. Aa. Ya. Ne? Mavi kanlı Atnalı yengeci. Ha. Yazıyormuş, evet. He, üstünde yazıyor. Pek de yengece benzemiyor. Evet, belki tek tek baş edemeyiz Bahri ile. Ama birlik olursak o da bizimle baş edemez. Evet beyler, cevabınız. Ben varım. Efendim. Songül Hanım. Efendim. Şimdi konuşmak için çok erken tabii. %100 emin olamayız ama arkadaşlar hemen baktılar. Evet. Kocanızın tıbben baba olması mümkün gözükmüyor. Nasıl? İlk veriler bu yönde. Tabii emin olunca tekrar bir değerlendiririz. Ama sonuç şaşmayacaktır. Yani bir yanlışlık falan olmuş olabilir mi acaba? Tekrar test yaptırsak belki bir şeyler yaptırılabilir. Maalesef. Anne olmayı ne kadar çok istediğinizi biliyorum ama... Saadettin Bey'in verileri buna uygun pek gözükmüyor. Tekrar konuşuruz sonra. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de varım. Bahri Bey'i çok özleyeceğiz.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.